Gebelikten korunma yöntemi derken biz istemediğimiz gebeliği doğurmak kadın için son derece travmatik bir durumdur. Bir kadın kendi bedeninde kendi istediği çocuğu taşımak ve kendi istediği şekilde doğurmak hakkına sahiptir. Eğer kadınlarımız hamile kalmak istemiyorlarsa gebeliklerini planlamaları için hamile kalmak istemedikleri dönemde gebe kalmaktan korunmaları gerekir. Korunma yöntemleri içinde en yanlış kullanılan yöntemlerden bir tanesi kondom yani prezervatif kullanımıdır. Erkeğin kullandığı prezervatif için belli kurallar gerekir. Öncelikle prezervatifin hiçbir zaman patlak olmadığını bilmek lazım. Genellikle hastalarımız bize prezervatif patladı, prezervatif yırtıkmış gibi ifadelerle gelirler. Bir kere prezervatif paketlerinin TSE damgalı olduğunu, her bir prezervatifin kullanımdan önce patlamaya karşı, basınca karşı denendiğini bilmek gerekir. Yani bir prezervatif patlıyorsa eğer aslında bu prezervatifin üretim hatasından değil yine yanlış kullanımındandır. Aslında prezervatifi hayal ettiğimiz zaman ereksiyonda yani sertleşmiş olan bir penise takılan normal silikon plastik yapıda bir bariyer yani kılıf şeklinde bir tabakadır prezervatif. Prezervatiflerin uçları ise birazcık daha bol yapılırlar. Dolayısıyla eğer prezervatifi takmak istiyorsak öncelikle penisin sertleşmiş olması gerekir. Erkek üreme organının sertleşmiş olması gerekir. Sertleşmiş ve dikleşmiş olan penise yüzeyini düzenli bir şekilde aşağıya doğru yani yukarıdan ucudan aşağıya doğru prezervatifi takarken ucundaki havanın çıkartılmış olmasına dikkat etmek gerekir. Birdenbire geçirilirse içeride bir hava kalır ve kalan hava kullanım sırasında prezervatifin patlamasına sebep olur. Bu da kadının istemediği bir şey olan sperm akışının vajina içine girmesine sebep olur. Prezervatifin kullanımı için öncelikle penisin sertleşmiş olması gerektiğini söyledik. Fakat genellikle şöyle bir durum görüyoruz. Penis vajina içine sertleşmeden giriyor. Vajina içinde ön sevişme dediğimiz kısım yapıldıktan sonra penis sertleşmesi bekleniyor. Penis geri çekiliyor. Daha sonra prezervatif takılıyor ve tekrar vajina içine giriş sağlanıyor. Bu şekildeki prezervatif kullanımını da kadın doğumculara ben prezervatifle korunuyorum diyerek bildiriyor bize hastalarımız. Ama bizim için bu prezervatif kullanımı değildir. Hiç kimse için prezervatif kullanımı değildir. Bu tamamen prezervatif takılmış bir geri çekilme yöntemidir. Geri çekilme dediğimiz şey önden penisin girmesi, ilişkinin başında boşalma anında geri çekilmesidir. Prezervatif takılmış olup olmaması durumu değiştirmez. Prezervatifin sonradan takılmış olması o sırada sertleşmemiş penisten gidebilecek sperm kaçışını engellemez. Şunu bilmemiz lazım. Spermin gitmesi için her zaman boşalmak gerekmiyor. Her zaman maksimum boşalmayla maksimum sperm gidişi olur diye bir durum yok. Önden sıvı akışı oluyor ve o sıvının içinde de canlı sperm var. Dolayısıyla boşalmadan da sperm kaçışı olduğu için sperm üzerinde taşınan, cinsel yolla bulaşan hastalıklar da geçiyor. İstenilmeden gebe kalınması da mümkün oluyor. Lütfen geri çekilmeyi bir yöntem olarak kullanmayın. Geri çekilme doğum kontrol yöntemi değildir. Gebelikten koruma yöntemi değildir. Eğer öyle olsaydı hiç kimse prezervatif, spiral, doğum kontrol hapı gibi diğer yöntemlere ihtiyaç duymazdı. Geri çekilme ile yıllardır korunuyorum diyen kadınlarda veya erkeklerde üreme ile ilgili bazı sıkıntıların oluşmuş olduğunu düşünmek gerekir. O yüzden geri çekilmeli yöntemde sadece sperm kaçışı değil, aynı zamanda cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HPV, HIV dediğimiz AIDS etkenleri, klamidya, mikoplazma gibi kadınlarda vajina içine girdiğinde tüplere kadar uzanıp tüplerde tıkanıklığa sebep olduğu için kısırlık yapabilecek enfeksiyonların giriş yeri
her zaman cinsel ilişki sırasında toplanan Douglas cebi dediğimiz vajinanın en derin cebidir. Bu bölgede toplanan sıvıyı serviks dediğimiz rahim ağzı alır. Dolayısıyla serviks kanserleri, rahim ağzı kanserleri, rahim ağzında yaralar, rahim ağzında dondurmayı kesmeyi gerektiren liple yakarak kesmeyi gerektiren operasyonların kaynağı yanlış yapılan korunma yöntemleridir. Prezervatif tüm bu tarz rahim ağzı hatalarını, kazalarını, gebelikle ilgili aynı zamanda yaralarını da engelleyen bir korunma yöntemidir. Prezervatifi lütfen doğru ve etkin kullanalım.